Kabire giren kişi eğer malına, mülküne aşırı tapıyorsa, yani tapmaktan bahsediyorum. Seccadesine secde ettiği yer parasıysa, puluysa, çocuklarıysa, malıysa, mülküyse, yaptıklarıysa, kendine fetva oluşturduysa. Yani Allah'ın öyle bir fetvası yok. Kafasına göre fetva oluşturdu. Aşırı cimri ise, aşırı stokçuysa, onu yapıyorsa, bunu yapıyorsa, hangi halde öldü? O mezara girdiği anda kabir azabı nasıl çeker biliyor musun? Ben onu şöyle tarif ediyorum. Bu benim fikrim. Lütfen yanlış anlamasın. Ben bunu bir yerden okumadım. Ya sevgili Tuğba, işte ne yapalım? Çalışıyoruz bak. Roleplay yapıyorum. 7 ceddime yetecek kadar para kazandım ama çok yoruldum sevgili Tuğba. Bak muhabbet ediyoruz. 7 ceddime yetecek bir para kazandım. Buyurun. Buyurun buyurun gelin. Nereye? Mezara. Öldü artık o. Yani öldü. Son nefesini verdi öldü. Çocukları da onu aldı. Oradan sesleniyor. Gel gel bakayım sen gel. 7 ceddine yetecek bir para mı? Oraya yatırdılar. Dikdörtgen şeklinde o mezarı açarlar. Hani HD kameralar, HD televizyonlar var ya. Evet. Full ekran. Öyle bir full ekran açarlar ki sana orada. Öyle evet. Bir arafta bırakırlar ki o 7 ceddine yetecek parayı, övünerekten söylediğin parayı, çocuklarının bir salisede nasıl heba ettiklerini, nasıl hastalandıklarını, nasıl yoldan çıktıklarını sana yaşatırlar orada. Ne sesini duyurabilirsin, ne müdahale edebilirsin, ne de Allah'ım beni affet diyebilirsin. Bu dünyada ne yapıyorsanız kabir azabınız olur. Bu dünyada ne bırakırsanız cennetten bir köşeniz de olur. Ha bu arada cenneti de şey algılamasın sadece. Böyle çiçeklerle, örtü böceklerle olan bir mezar gibi algılamasınlar. Onun tarifi yok. Yani hissinin tarifi yok. O kadar güzel. Ama öbür türlü ya ne olacak ya Ercan Hoca da bunun gibi tipler de açıklıyorlar. Ölünce ne hatırlayacaksın ya öldün gittin işte. Hayır ölüm o demek değil Tuğba. Bildiğin Araf'ta kalanlar için vay onların haline. Araf'ta kalanlar Allah'a inanmayanlar mı hocam? Hayatta hiçbir şey yapmayıp boş yaşayanlar, hiçbir şeye inanmayanlar, gününü gün edenler mi Araf'ta Hayır, kalıyor? Allah kimsenin bu dünyaya geldikten sonra ızdırap çeksin, mağaraya gitsin, mağaraya girsin, hiçbir şeyden eğlenmesin, hiçbir şey yiyip içmesin, 7-24 sadece namaz kılsın, sadece bunu yapsın diye söylemiyor ki. Zaten bu dünyaya kimse çile çekmek için gelmedi. Bu dünyada 3-5 sıkıntıların oluşabileceği hata eşittir tecrübe. Tecrübe de Allah'a yakınlaştırır seni daha çok. Sevgiden başka yolumuzun olmadığı yerde birbirimize sarılmaya zaten Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Yoksa hani onlar bu dünyada efendim söyleyeyim bunlar yaşarken bunlar yaşamasın. Efendime söyleyeyim bunlar günah işliyorlar. Para günahtır, ev günahtır anlamında değil. Bunları putlaştırmak günahtır. Günah yani yasak. Şimdi sen onları putlaştırıyorsun. Sevgili Tuba şu var ya. Ölüm dediğimiz yerde çok güzel hani açılış kelimesini tekrar birleştireyim diye söylüyorum. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır dediğin noktada. Ya o bebek dünyaya geldi. Bak bir şey tecrübe etmeye geldi. Tarık puslu bir yoldan maddi dünyaya geldi. Oraya gidene kadar bana senden haber ver dediğim yerdeki olayı insanlar şu anda akletsinler. Yoksa o mezarın içerisinde bir kamera koyalım. Pozitif bilim olaraktan. Ölmüş bir insanın başına neler geleceğini bir izleyelim. Sanıyor musun ki hani Hollywood'un çektiği filmler gibi orada sahneleri görebileceğiz? Hayır. Göremeyecek kadar aciziz. Çünkü bizde perde var. Oraya sadece kamerayı koyarsın. Birkaç tane hayvanatı görürsün. Yılanı, örtü böceği. İnsanlar da derler ki ya işte bak yılan, böcek, örtü böcek yiyor seni. Oldu bitti. Öyle değil. Araf'ta kalanlar, o dediğin yeri affedilmeyenler, çok günah işleyenler anlamında değil. Akledemeyenlerin, işine gelen Allah'ı yaratanların, Allah'a şirk koşanların burada Müslümanmış gibi gözüküp arkadan çok daha büyük derin şeytani işler işleyenlerin
girip de ne kendisi ne soyunun bir daha bu dünyada olmayacakları, iki yakalarının bir araya gelmeyecekleri bir yer. Bak Orta Doğu'ya. Peygamber Efendimiz'in torunlarını hunharca öldürenlerin şu andaki akıbetine bak. Orası kan ülkesi. Ne ben ne sen bundan 1000 yıl önce tekrardan oraya şahitlik yapıp Allah'ım bize gösterse, şu anda da yine orada oturup bir sarayın içerisinde konuşuyor olsak aynı şeyleri konuşuyorduk. Orta Doğu'da bitmeyen kan. Neden? Çünkü öyle bir şey yaşandı ki 18 bin aleme gönderilmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki torunu hunharca öldürülüp 18 bin aleme bak dikkat et. Hunharca öldürüp melakut aleminin meleklerinin lanetine uğramıştır. Oradakilerin hepsi Araf'ta yaşadılar. Hala da Araf'ta yaşıyorlar. Bakın hem maddi dünyada Araf'talar hem de öldükten sonra da Araf'talar. Neden? Ama hepsi için mi söylüyorum? Hayır. Onun soyundan yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Hazreti Hasan Efendimiz'i öldürenlerin soyları, iki yakaları bir araya gelmeyen. Yoksa oradaki masum insanları laf söylemiyorum. Evet. En doğrusunu da Allah bilir. Ama bak işte bunu akletmek lazım. Neden Hazreti İbrahim Aleyhisselam Efendimiz diyor ya duasında, Rabbim benim zürriyetimin tertemiz yolda olması nasip eyle diyor. Çünkü bak koca bir peygamber bile korkuyor. Aman bir hata yaparım da zürriyetimden çıkar diye. Ya. Demek ki Araf'ta o kabir azabı dediğin yer, ölüm dediğin deneyim, senin de benim de matematik 2 çarpı 2 4 değil. Her bir salisede 2 çarpı 2 4'ün değiştiği bir alandan bahsediyoruz. 4 değil yani. Yoksa ölümü tarif etmek çok kolay. Biyolojik olarak ben hani Çin tıbbı okuduğum için sana tarif edebilirim. Organların işte şu iflas olduğu zaman şu oldu. Tarif edebilirim anatomik olarak. Bilimsel pozitif akademisyen bir dille de konuşabilirim ölümü. Evet işte şu kadar zaman sonra et kemikten ayrılıyor. Hani bir bilim bu adamı biyolojik olarak 0.20 gram dünyanın birçok yerinde tarttırmış da ölmüş olan insanları ortak özelliği 0.20 gram hepsinde bir eksilme var. Hatta soru da şuydu. Acaba ruhun ağırlığı 0.20 midir? Hani bunu bir bilim Amerikalı bir bilim adamı yapmış. Dünyanın değişik yerlerinden ölüleri tarttırıyor. Ortak özellikleri 0.20 gram bir öldükten sonraki ağırlıklarının düştü. Yani Afrika'daki, Japonya'da, Çin'de, Türkiye'de, Amerika'da ama ortak özellikleri 0.20. Hani böyle pozitif bilim bunları araştırıyor. Ama tasavvufun o derinliklerinde buna biz vuslat diyoruz. Ve ölüm kelimesi tıpkı Azrail olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'de ölüm meleği diye geçer. Azrail de bir melektir. Başka bir şekilde görevlidir. Biz onu en doğrusunu Allah bilir. Ama Azrail, Kur'an-ı Kerim'de geçen insanın son nefesinde yanına gelip onun canını alan değildir. Onu bakın, o da büyük bir melektir. O da yaratılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Azrail değildir. Ölüm meleğidir. Ölüm meleği de gelir, sana ait olmayanı alır. Ve senin yolculuğuna devam etmen için de 70 bin tane Haşr suresinde o son 3 ayetindeki vaadi gibi senin yolculuğuna devam edebilmen için melakut aleminin diğer melekleri sana yolculuğuna devam ettirirler. Peki ölecek olan kişi ölüm meleğini görür mü ölmeden önce? Hani derler ya, ya şu tarafa bakıyordu sürekli, sağına bakıyordu, işte soluna bakıyordu, birini görüyormuş gibiydi. Görür. Bunu biz çok şahitliğini yaptık. Ya hatta geçtiğimiz günlerde Gazze'de tam ölmek üzere bir çocuk çok etkilendim. Yani inanılmaz etkilendim ve birkaç defa da izledim. Anlatamıyorum da. Farkındayım. Ya böyle sağ tarafına bakıp şey diyor babasına. Ya diyor işte çok güzel bir şey görüyorum şu anda diyor. Böyle bir bahçe gibi bir şey görüyorum diyor. Anlatıyor o sırada ölüyor. Evet. Cenneti mi görmüş olabilir? İşte bakın Allah vaadinden dönmez. Hani dedim ya o çocuk dünyaya gelirken nereden geldiğini ruhumuz biliyor. Beden bilmiyor. Ruh biliyor. Hangi haldeysek öyle ölürüz dedim ya. Evet. O çocuk Allah aşkındaydı. Tuğba, bunun daha ötesi var mı ya? Allah aşkı. Hani o babasının kucağında Allah aşkıyla. Değil mi? Evet.
Allah o zaman o aşka karşılık verir. Sağına baktığında o bir hologramik bir görüntü değil. Ama ne var? Olan şey hangi halde son nefesini verirsen Allah da sana o kadar yakin olur. Hiç o mezara girmemiş olur. Evet, hocam, devam edersin. Çok duygulandınız. Evet ama öyledir zaten. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var hocam. Bu arada stüdyomuzda kedimiz var. Evet. Genelde stüdyolarda bu kediler misafir olur. O da hak veriyor şu anda bize. Evet, onaylıyor. peki şöyle bir şey de söylenir. Ruhunu kolay teslim etti veya ruhunu zor teslim etti. Evet. Acı çekti. Hı. Yani bunun yaşam boyu işlediği günahlarla bir ilişkisi var mıdır insanın? Günahlar affedilmek için vardır. Hı hı. Günah, hani büyük günahlar, küçük günahlar var ya. Evet. Ya Rab diyor ya, deniz köpüğü kadar günahınız olsa onu affetmeyeceğim ben bilirim. Yani affederim diyor. Merhametlerine merhametlisi. Lakin insanlar pek bir acelecidir. Ben hiçbir kuluma eziyet etmem. İnsanlar pek bir kulum pek bir acelecidir diyor ya. Biz hayatımıza sihir ve büyü aldık. Büyü asla affedilemez. Büyü yapanlar, büyüyle uğraşanlar, sihirle uğraşanlar hem kitlelere hem de sevmediklerine onu bağlayan, bunu biçimlendiren, memnuniyetle koca eve geri getirilir, evet ya, şu yapılır, bu yapılır diyen, bunların yatacağı yer yok dediğimiz yer. Bakın, benim de kendime göre bir ilmim var. Ve şunu asla boş geçirmesinler, günahlar Allah'ın affettiği ama büyüler insanların vakti gelmeden insanı alıp götüren. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Binlerce vaka içerisinde bir tanesini söyleyeceğim sana. Yerde sürünerekten yaşayana da şahit oldum. Aşırı derecede çok kötü ortamlarda yaşayıp, çocuklarının dahi birbirlerine düşmancasına birbirine girip, mal mülk yüzünden. Hatta o çocuklarının kendi çocukları, yani torunları dahi bu savaşa katılıp, bu zamandan bahsediyorum, birbirlerini öldüren, cinnet geçirmiş insanlar. Bak, cinnet geçirmek, cinin insanın içine musallat edildiği yer. Farsça kökenli. Evet. İşte bunlar sürünerekten ölürler. İşte bunlar bu dünyada da bu halde büyüden dolayı o kişinin mutlak ölümüne, bak Allah mutlak ölümü veriyor değil mi? Kaç? 96 yaş diyelim. 90 yaş. Ama buradan öyle bir sihir, öyle bir büyü yapan o kalbi fesat ve kötü insanlar var ki, bu kişiyi 50'sinde, 60'ında anlamsız yere başına ummadık bir şeyler geliyor. Ve sonunda vefat ediyor diyelim. Bak, bu gitti ya. Bunun bütün günahları Rabbimin izniyle, en doğrusunu Allah bilir, başına bu geldiği için, ki iyi bir insansa, Rabbim ona her türlü kolaylığı sağlar. Ama bu arkada o büyü yapan var ya, bu döner dolaşır ona gelir. İşte onun için ne yaşarken bir huzur kalacaktır, sürünecektir. Ne de senin bana en başta sorduğun, ölünce ne oluyor hocam dediğin yerde, o mezarın içine girdiğinde de bittiğini sanmasın. Hem ona çocukları ve 7 sülalesi izletilir, ceddi izletilir, hem de orada Araf'ta kalaraktan o artık keşke cehenneme gitsem de yansam diyecek bir ızdıraptan bahsediyorum Tuğba. O yüzden günahlarımızdan dolayı değildir o. Akredemediklerimizden dolayıdır. İhlas edemediğimizden dolayıdır. Şu anda dünyada moda gibi herkes sihirle büyürle uğraşıyor. Önüne gelen hoca oldu, önüne gelen uzman oldu, önüne gelen şifacı oldu, önüne gelen herkes bir şey yapıyor. Evet. Ya bir durun. Niye böyle oldu hocam? Neden herkes birdenbire böyle... Şöhret afettir evladım diye büyüklerin söylediği bir şey var. Evet. Herkes kendi afetini çağırıyor. Yani ya bir durun. Sen astroloji de miyiz? Yıllar. Ya sen şifaya niye giriyorsun? Regresyona niye giriyorsun? Bilmediğiniz yerde Tuğba, senin programında şunu söyleyeyim işte. Regresyon aile dizilimi. Şimdi bakın, herkes yapıyor hocam. Mezara girip yani? De öl, işte al sana bir yaşarken bir ölüm.
Burada ben net bir şey söyleyebilir miyim sana? O onun teyzesi oluyor, onun amcası oluyor. Birden o hale giriyor, o şeyler. Hayırdır? O Kim iş geldi? öyle değil. Teyzem mi geldi ona? Evet, o iş asla Hayırdır, öyle babam değil. mı geldi ona? Gerçek bir aile dizimine katılan birisi olarak İşte şunu onu söylüyorum, söyleyebilirim ki aynen öyle. uzman psikologlar eşliğinde bir aile Ya dizimine lütfen, evet çok aynen merak ettiğim için katıldım. Asla o öyle. anlatılanlar gibi Değil. değil. Ama insanlar böyle Olay düşünüyor asla öyle ve bunu değil. yapan da şaşırıyor. Yani yapan da Yapan da yaptıran da şaşırıyor. Neden? Çünkü şaşırıyor teyze, sen diyor onun teyzesin, sen onun diyor yengesin. Hadi diyor şimdi böyle olsun. Aslında bilmiyorlar ki cinler musallat oluyor oraya. Cinler giriyor insanların içine. Müsaade ediyor. Kapı hiçbir zaman dışarıdan açılmaz, içeriden açılır. Ya siz gittiniz. Siz daha çok karmik oluşturdunuz. Tasavvufta hani astroloji karmik, tasavvufta zaaf. Evet. Zafiyetlerinizi verdiniz insanlara. Özellerinizi. Yapmayın dediğim yer. Şimdi bunlar ondan sonra küfre götürdüğü zaman insan daha ölmeden zaten o cehennemliğini yaşıyor. Kabir azabını yaşıyor. Çünkü neden? Kabir şey mi sanıyoruz? Sadece toprağın altındaki yer mi sanıyoruz? Bak bu da bir kabirdir. Hani Evet. bana senden haber ver dedim. Bak Yani bu da bir kabirdir. toprağa gömülemeyenler kabre girmiş olmuyor mu yani? Denize Yani aynen atılan öyle. Öyle bir şey değil işte o. yani Öyle bir şey değil. gömülemeyecek durumda olanlar, Aynen toprağa öyle. sonrasında Ya karışanlar savaşta o illa oraya girmek gerekmiyor ki. değil. İşte o yüzden bizleri Rabbim öyle bir yaşatsın ki Yasin okuduğumuzda kendi kabrimize, yani beden kabrimize okumuş olalım. Akledelim, uyanmış olalım. Bu kısımda İhlas'ı okuyup bütün kendi şehir demek ya, 50 trilyon hücremizi kalbimizde, hani kendini gösterdin ya, orada bir etmiş olalım.